Allah-u Zülcelal Kur'an-ı Hakim'de şöyle buyurur. Âl-i İmran Suresi 169. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Azim olan Allah doğru söyledi. Birinci Dünya Savaşı yıllarıdır. Her cepheden şehit haberleriyle beraber savaş tüm zorluklarıyla devam etmektedir. Savaşta Hazret lakabıyla maruf Şeyh Muhammed Diyaddin Kuddise Sürru Hazretleri, akraba ve tüm talebeleri ordunun neferleri arasındadır. Hazretin yeğeni Şeyh Masum'dan rivayetle. Savaşın şiddetli günlerinden birinde bir akşam vakti Şeyh Masum'un bulunduğu cepheye Şeyh Muhammed Diyaddin Kuddise Sürru Hazretleri'nin kardeşi Muhammed Said ve bir takım süvariler gelir. Şeyh Masum amcası Muhammed Said'e sorar. Nereye gideceksiniz? Muhammed Said, Müslümanların falan köyüne düşmanın baskın haberini aldık. Oraya varıp halkı dışarıya çıkaracak ve orayı müdafaa edeceğiz, der. Şeyh Masum amcasının düşmandan asla kaçmayacağını bildiğinden amcası Muhammed Said'e, amca sen burada kal, orayı müdafaya ben gideyim, dediyse de Muhammed Said kabul etmez. O gecenin soğuğunda bahsi geçen köye giderler. Alınan istihbarat doğru çıkar ve yatsı vakti düşman köyü basar. Savaş göğüs göğüse devam etmektedir. Ve nihayet Muhammed Said düşmanın kurşun yağmuru altında şehadet mertebesine ulaşır. Arkadaşları Muhammed Said'in cesedini bulunduğu yerden kaçırırlar. Şehadet haberi sabah erkenden Şeyh Masum'a ulaşır. Şeyh Masum ve birkaç arkadaşı hızla amcası Muhammed Said'in bulunduğu yere giderken bir yandan da Muhammed Diyaddin Hazretlerine haber yollar. Şeyh Masum Muhammed Said'in kanlı cesedinin başında beklerken Muhammed Diyaddin Kuddüs-i Sırrı Hazretleri ve birkaç adamı uzaktan görünür. Şeyh Masum onları karşılar. Muhammed Diyaddin Kuddüs-i Sırrı Hazretleri Şeyh Masum'a sorar. Masum, Muhammed Said şehit mi oldu? Şeyh Masum, evet efendim, der. Hazret tekrar sorar. Önden mi, arkadan mı vurulmuş? Şeyh Masum, önden efendim, cevabını verince Hazret sevinir ve cesedin üzerine gidip bakar. Ve şahit olur ki tüm kurşunlar öndendir. Bu durum karşısında Hazret, elhamdülillah. Demek ki kardeşim düşmandan kaçmamış. Hakiki şehittir. Seydazadeler bir şehit verdikleri için Allah-u Zülcelal'e şükürler olsun, diyerek etrafındakileri teselli eder. Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Cennete giden hiç kimse yeniden dünyaya dönmeyi ve dünyalık adına herhangi bir şeyin kendisi için olmasını istemez. Şehit olan kimse bundan müstesnadır. O gördüğü o büyük mükafattan ötürü 10 defa daha Allah yolunda ölmek için dünyaya dönmeyi arzu eder.''